Evet, buradan teknolojiye bir yatay geçiş yaptık. Teknoloji üzerinden konuşacağız. İmalat sanayi üzerinden ve üretim üzerinden ve ihracat üzerinden konuşacağız. Stüdyomuzda Ulusal Rurman Üreticileri ve İhracatçıları Derneği Başkanı Harun Adıgüzel var. Hoş geldiniz Harun Bey. Şimdi son zamanlarda yerli otomobil, yerli uçak ve hızlı trenler ve benzeri şeyler ve yerli helikopter ve yerli gemi. Bunların hepsi bir arada rulman sanayini çok yakından ilgilendiriyor. Yani hareket eden her aksamda bir rulman var. Biliyoruz bunu. Üstelik de yerli otomobili yaparken işte elektrikli mi olsun, hibrit mi olsun, içten patlamalı motor mu olsun gibi tartışmalar sürerken bile rulmana ihtiyaç var. Yani yapacağımız otomobil ne olursa olsun rulman kullanır. Rulmana ihtiyaç var. Dolayısıyla rulman sanayinin, yerli rulman sanayinin bu konuda birçok merhaleleri geçtiğini ve daha iyi şeyler yapabileceğini tahmin ediyoruz. Ama devlet ihalelerinde olsun, belediyelerin açtığı ihalelerde olsun, hatta veyahut da özel şirketlerin açtığı ihalelerde olsun, ne yazık ki yerli rulman kullanımına çok fazla dikkat edilmiyor. Sebebi ne? Kalite mi? Başka sebepler mi? Fiyat mı? Ya da sizi sevmiyorlar mı? Nedir? Anlamadım. Şimdi Ali Bey, ben şeyinizi, programınızı severek ve hoşlanarak seyrediyorum her gece. Konuklarınız da çok tatmin edici açıklamalar yapıyor. Grafiklerle, rakamlarla. Fakat ben bilirsiniz, Nasrettin Hoca damdan düşünce beni damdan düşürün birini getirin demiş. Evet. Ben şimdi damdan düşen biri olarak, yani üretim yapan, ihracat yapan, istihdam yaratmaya çalışan ve yüksek teknoloji gerektiren, katma değerli ürünler üretmeye çalışan bir fabrikanın ve sistemin başındaki kişi olarak size daha pratik şeyler anlatmaya çalışacağım. Güzel. Benim şimdi efendim şunları söyleyeyim. Tabii istemediğimiz şeyler oldu, yaşadık. Mesela 15 Temmuz gibi bir garabet yaşadık. Olmaması gereken bir şey yaşadık. Bir uçak düştü. İlişkilerimiz bozuldu. Almanya'da bir seçim oldu. Seçim propagandasına malzeme haline geldik. Bunun gibi bir takım istenmeyen, işte girip çıkışlar oldu, hareketler oldu, Irak, Suriye gibi. Bunlar hepsi bir yerde ülkenin gelişmesine, kalkınmasına, yatırım yapmasına engel gibi göründü. Ama bize bunlar bir fırsat olarak da geri döndü. Bu fırsat nedir? Yerli ürün yapma. Yani biz artık kendi araçlarımızı, kendi silahımızı, savunma sanayimizi yapmak zorundayız. Kendi göbeğimizi kendimiz kesebilmeliyiz. Zorundayız. Evet. Çünkü ben bunları yaşadım. Belki sizden daha yaşlıyım. Bu 76'daki Kıbrıs çıkartmasından sonra bir rulmandan dolayı F-16 uçaklarının kalkamadığını gördüm, yaşamış biri olarak bunu söylüyorum. Küçücük bir rulman sizin bütün hareketinizi kısıtlayabilir. Hareketinizi durdurabilir, kontrol altına alabilirler. Hiçbir şey yapamazsınız. Onun için biz kendi rulmanımızı üretmek zorundaydık ve bugün Türkiye 3 tane rulman fabrikasıyla bunu başarabilecek seviyeye gelmiş. Hem kalite olarak son derece yüksek kalitelidir. Yani dünyanın en iyi rulmanlarını seviyesinde ürün yaparlar. Fakat ne hikmettir ki Türkiye'de bir garabet var. Bu da devletimiz, hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız yerli ürünü teşvik etmek için elinden gelen her türlü gayreti sarf ediyor. İstihdam arttırmak için her türlü desteği veriyor. Ama orta ve küçük ölçekli bürokrasi var. Başımızın belası diyeyim buna. Yani devlet bir karar almış. Demiş ki işte hızlı trenlerde %53 yerli oranı olmak zorundadır. Eğer ihaleye girecekseniz %53'ünü yerli ürün olması gerekir. Peki, uygulamaya bakalım. Kanun var. Ama uygulamaya geliyorsunuz. İşte Eskişehir, İzmir, Konya, bunlar yabancı araç aldılar. Yerli katkısı sıfır olan araç aldılar. Ne oldu bizim karar? Geçersiz hale geldi. Kağıt üstünde kağıt kaldı. Üstünde kaldı. İşte yarın Erzurum'un var, Trabzon'un var, Erzincan'ın var. Buralarda da araç alımları olacak. Göreceğiz bakalım ne olacak. Ayrıca diyor ki bir kararname, kanun hükmünde bir kararnameyle yerli ürün alımlarında yabancı ürünlere nazaran %15 daha pahalı alabilirsiniz diye bir şey var. Böyle bir kolaylık da var. Böyle bir kolaylık var. Ama almıyor hiç kimse. Niye almıyor? Risk almak istemiyor. Yani bürokrasi buna direniyor. Yarın bir sorgu olur veya başka bir şey. Bilemiyorum ne olduğunu ama iç yüzünü bilemediğim bir şekilde yerli ürünlerin büyümesi, gelişmesi, yükselmesi, daha çok yatırımcının gelmesini sağlayacak bir avantajı
kullanamıyoruz maalesef. Evet. Peki İlker'den rica edeyim, arka planda biraz rulman görelim. Yani özellikle yerli rulmanları, tabii yerli rulmanı konuşuyoruz. Yabancı rulmanı tabii göstermek doğru olmaz. Şimdi soruyor, izleyiciler de soruyor. Murat Keskin diyor ki, kullanmadan rulmanın kalitesini nasıl anlayacağız diyor. Çok zor değil mi? Çok zor değil. Bugün artık dünyada çok basit bir yöntem var. Bir rulmanın kalitesini belirleyen parametreler var. Yani nedir bu? Mamulün yüzey pürüzlülüğü, dairesizliği, salgıları, bunlar standartlar tarafından organize edilmiştir ve standart belirlenmiştir. Eğer o standartın içindeyse ve bunun P0, P6, P5 diye böyle bunun şeyleri vardır. Dereceleri vardır. En normal bulduğunuz piyasadaki rulman, yani batıdan bahsediyorum tabii, doğudan bahsetmiyorum, Çin rulmanlarından falan bahsetmiyorum. Bunlar P0 kalitesinde rulmandır. Üzerinde P6 yapıyorsa daha dar toleranslıdır. P5 yazıyorsa daha dar toleranslıdır. P4 daha dar, P2 en yüksekte, artık o en yüksek kalitededir. Dolayısıyla böyle rulmanın artık bakarak, çevirerek veya gözle görülerek kontrol değil. Teknik ve bilgil olarak teknolojik laboratuvarlar bunlar tespit edilmiştir. Her rulmanın karnesi vardır. Her çıkan rulmanın %100 bir belgesi vardır. O şirketlerin şeyinde, fabrikaların kalmıştır. Görebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Yani izlenebilirliği vardır. Evet. Şimdi mesela Çin dediniz, aklıma geldi. Ben bir yerli markanın Çin'de üretilmiş taklidini gördüm. Yerli, yani bir Türk markasının Çin'deki taklidini gördüm. Tabii ki oraya ithal ettiklerini zannetmiyorum. Doğru. Sordum yani bir gezide. Dediler ki vallahi gerçek mal ama ben malın gerçek olduğunu zannetmiyorum. Mesela Çin taklit ediyorsa bile demek ki bizde bir istikbal var. Onu görüyor. Değil mi? Yani iyi malı taklit etmek. Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi Türkiye'deki satılan bazı ürünlerin %80'i, 90 hatta büyük bir kısmı taklittir. Çin'de her şeyin taklidi yapılıyor Ali Bey. Ve bunlar bizim gibi ülkelere veya daha doğudaki ülkelere satılıyor. Hatta Avrupa'da bile bunun taklidi var. Dolayısıyla kaliteli bir ürün varsa, Türk malı varsa bunun taklitleri de vardır. Ve dolayısıyla da bunlar piyasaya sürülmektedir. Mesela TS var rulmanda, mecburi standarttır. Devlet diyor ki kardeşim, sen buraya mal getireceksen, rulman getireceksen belli bir standardın üzerinde olmak zorundadır. Altında olursa o zaman sen burayı çöplük haline getirirsin. Bir mecburi standart var. Ona rağmen gelen malların o standarda uymadığını bugün yaptığım bir görüşmede gördüm, duydum. Bizzat kendim de şahit oldum. Yani standart var, standardı delerek daha kalitesiz mal getiren bir şey de var, bir bölüm de var yani. İthal geliyor. Yani böyle saçma sapan işler de maalesef oluyor. Yani bunun bir kontrol olması gerekiyor tabii. Evet. Peki bizi kimler zorluyor bu piyasada? Yani önce bir Türkiye pazarı ne kadarlık büyük bir pazar? Bu pazarın ne kadarını yerli rulman üreticileri doldurabiliyor? Ne kadarı ithal, ne kadarı bu şekilde fason üretilmiş? Ali Bey, şimdi normal yollarla gelen 500 milyon dolar kadar resmi bir ithalat var. 500 milyon dolar resmi ithalat rulman var. İthalatı var. Peki. Bunun bir kısmı, yani 200 milyon, 250 milyon doları da bir ürün içine takılmış ama rulman olarak beyan edilmemiş gelen var. Oldu 750 milyon dolar. Bir kısmı da başka tarif eden gelen var. 1 milyar dolar civarında bir pazar var. O nasıl bir tarife? Yani mesela rulmanı ne olarak gösteriyor? Bir şeyin içinde, şey yani ya, bir parçanın içinde. Yani rulman, yataklı rulmanlar var. Ha, anladım. İçinde rulman var ama hakim ürün rulmandır. Fakat yataklı olarak beyan ediliyor. Dolayısıyla o rulman kapsamında rulman kapsına girmiyor. Ama aslında rulman. Onu anlatmaya çalışıyorum. Mesela otomotiv üretiyoruz değil mi? Türkiye otomotiv üretiyor. Ürettiği otomotiv %72 ithala bağlı. %28'ini biz burada yapıyoruz. O 72'nin içinde şanzımanın içinde rulman var. Diferansiyelin içinde rulman var. Aksların içinde rulman var. Bunlar takılı geliyor. Bunlar rulman olarak beyan edilmiyor. Bir parçanın içinde takılmış olarak geliyor. Aks olarak geliyor. Aks olarak geliyor. Onun için rulman olarak beyan edilmediği için onu göremiyoruz. Bunlarla beraber 1 milyar dolar civarında. 300 milyon dolar civarında da yerli üretim var. Yani Türkiye'nin rulman pazarı 1 milyar 300 milyon arasında gidip gelen bir rakam var. Bunun zaman zaman çoğalır, zaman zaman azalır. Türkiye'de üretim arttıkça çoğalır, azaldıkça, yani üretim olmadığı müddetçe azalmaya başlar. Ve biz bunları ilk gören ve hisseden, duruma Türkiye'de ekonominin nereye gittiğini, üretimin nereye gittiğini gören bir ürün üretiyoruz. Reaksiyonu ilk biz alırız. Reaksiyon olarak? Reaksiyonu ilk biz alırız. Yani
Türkiye'nin ekonomik yapısı, üretimi iyiye gidiyorsa üretim artmaya başlamıştır, talep artıyor. Artmaya başlamıştır. Çünkü üretiyoruz artık. Ama azalmaya başladıysa artık üretimden kaçıyoruz, ithala bağlı veya montaj sektörüne, yani montaja dayalı bir iş yapıyoruz demektir. Peki bugün 12 Ekim itibariyle tablo ne? Yani bu dediğiniz parametreyi kullanarak soruyorum. Biraz çok iyi değil. Çok iyi değiliz. Yani çok daha iyi olmamız lazım ama ben aslında şeyim, yani o kadar karamsar değilim. Yeni imkanlar var Ali Bey. Bugün Türkiye'nin yüzünü çevirdiği Ukrayna var. Bizim için iyi bir pazar. Gürcistan var. İyi bir pazar. Kafkaslar ve oradan Orta Asya'ya doğru giden bir kanal var. Orası iyi bir pazar. Afrika bizim için yepyeni bir pazar ve çok büyük bir pazar. Oraların hiçbirinde rulman fabrikası yok. Dolayısıyla bizim gidebileceğimiz alanlar var. Bunları fırsata çevirmemiz lazım. Türkiye'nin üretimi arttıracak iklimi oluşturması lazım Ali Bey. Şimdi bakın, Türkiye'nin ilk 100 firmasına bakın. En başta bankalar var değil mi? Evet. Niye? En çok kar ediyorlar. Büyük ciroları var. Çünkü faizler çok yüksek. Cumhurbaşkanımız dediği gibi hakikaten çok yüksek. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir faiz yok. Bu geçen iki gün önce İsrail'den benim müşterim geldi. Bir bayi anlaşmamız yaptık. Diyor ki yıllık faiz diyor İsrail parasıyla %0.5 diyor. Evet. Yani siz oraya mı gidersiniz, buraya mı gidersiniz? Tabii. Onun için yatırım iklimi oluşması gerekiyor. Bankalar kar ediyor ama Cumhurbaşkanımızın ısrarla bahsettiği istihdam yarattın kardeşim, istihdamı arttıralım, 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon, 4 milyon, 5 milyon işsizliği azaltalım diye ısrarla bastırıyor ama banka hiç almıyor bunu. Evet, peki. Yani böyle garabet işlerimiz de var. Peki, başarılar diliyorum. Hani bir dokun bin ah işit gibi bir şey oldu ama haklısınız, haklı olduğunuz çok nokta var. Bir reklama çıkacağız. Reklamlardan